Evet, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba kanun olarak adlandırdığımız bir yasal düzenlemenin görüşülmesine başlanacağı gün. Çok sayıda yurttaşımızın, milyonlarca insanın gelirini, vergisini belirleyecek bir düzenleme. Bu nedenle öncesinde görüşlerimizi sizlerle paylaşmayı gerekli gördük. Ama en başında ifade etmek isteriz ki 14 Mayıs 2023 günü milletvekili seçilmiş olan Can Atalay 2 aydır yasama faaliyetine katılamıyor ve halen tutuklu olarak Silivri cezaevinde bulunuyor. Bu yasama faaliyetinin onurunun korunabilmesi açısından kara bir lekedir. Bugüne kadar yaptığımız tüm temaslara Yargıtay'la görüşülüyor, Cumhuriyet Başsavcılığı'yla görüşülüyor, cevapları verilmiştir. Ve fakat bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu parlamentonun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına önemli ölçüde gölge düşüren bir konudur. Bir kez daha hem Türkiye'nin yargı alanındaki tüm görevlilerini bir başka erk olan yasamaya saygılı davranmaya ve Can Atalay'ı bir an evvel serbest bırakmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerinin katılmasını sağlamaya çağırıyoruz. Bununla beraber bir başka tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'ın durumuna da başlangıçta değinmek isterim. Evrensel ölçütlere göre hiçbir hukuk anlayışı Yanardağ'ın tutuklu yargılanmasını bir gerekçe olarak önümüze koyamaz. Tümüyle bir kumpas içerisinde tutuklu yargılanan Merdan Yanardağ'ın bir an evvel salıverilmesi ve yargılanmasına tutuksuz devam edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yalnızca Merdan Yanardağ değil, tüm tutuklu gazetecilere özgürlük talep ettiğimizi, medya organlarına başta Tele1 olmak üzere yapılan sistemli saldırıları kınadığımızı ifade etmek isterim. Sevgili basın mensupları, bugün önemli bir yasama faaliyeti var. Yasama faaliyetinin başlangıcında biz isteriz ki artık gelenekselleşen, klasikleşen ve yasama faaliyetine önemli ölçüde olumsuz etki eden AKP anlayışı bu yasama döneminde, 28. dönemde yerini çağdaş bir anlayışa terk etmiş olsun. Ancak bunun olumsuz bir örneğini maalesef dün gördük. Srebrenica soykırımının 28. yıl dönümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde andık. Ve mutlulukla ifade ederim ki parlamentoda grubu bulunan tüm partiler bu ortak mutabakat metnini imzalama konusunda hiçbir tereddüt göstermediler. Ve fakat bu konuda bir genel görüşme açılmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi Cumhur İttifakı'na bağlı başta AKP olmak üzere grupların ve milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ben soruyorum. Buradaki ortak mutabakat metninin anlayışını yansıtacak bir genel görüşme sizi neden rahatsız ediyor? Siz Srebrenica'nın bir soykırım olduğunu düşünmüyor musunuz? Ayrıca yalnızca bu grup önerisi teklifi Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldiği için reddedecek iseniz, yani buralarda ilkesel bir tutum yerine partizan ve tarafkir bir tutum sergilemeye devam edecekseniz, acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni nasıl etkin ve verimli çalışmayı düşünüyorsunuz? Bunlar maalesef havada asılı kalan sorulardır. Bir başka önemli konu divan oluşumundaki adaletsizliğe vurgu yapmak isterim. Bilindiği üzere Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bir grup kurdu. Dolayısıyla komisyonlara verilen üye sayısında değişimler oldu. Ancak ceketin baştan yanlış iliklenmesi örneğinde görüldüğü üzere burada da adaletsiz komisyon üyeleri dağıtımı sürdü. Bunu da kamuoyunun takdirine terk etmek isteriz. Komisyonlardaki üye sayısında birbirini kandırmaya çalışan siyasal parti gruplarının parlamentoda etkin ve verimli bir işbirliği gerçekleştirmesi maalesef pozitif bir beklenti olmaktan öteye gidemiyor. Değerli arkadaşlar, bugün söylediğim gibi bir torba kanun gündeme gelecek. Defalarca söyledik. Yasamanın kalitesini artıralım. Bu düzenlemeleri torba kanun içerisinde getirmeyin.
tali komisyonları çalıştırın. Dışarıda yazılan metinler kanun metnine dönüşmesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında bu metinler yazılsın ve çok sağlıklı bir denetim faaliyeti yürütülsün. Ancak AKP burada da eski alışkanlığını sürdürüyor. Birbiriyle ilintisiz çok sayıda düzenleme torba kanunu içerisinde önümüze getiriliyor ve tali komisyonlar tümüyle devreden çıkartılıyor. Bu meclis adına maalesef övünülebilecek bir durum değildir. Şimdi biraz da işin esasına girelim. Değerli basın mensupları, yarın Cuma günü ek bütçe ile 1 trilyon 119 milyar TL'lik bir ek ödeneğin, ek bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirileceğine yönelik bir düzenlemeyi, bir ek bütçeyi görüşeceğiz. Ancak bununla beraber torba kanunu içerisinde 794 milyar TL'lik bir Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin de getirildiğini görüyoruz. Aslında böylece ek bütçe miktarı 1.9 trilyon TL'ye çıkmış oluyor. Soru şu kadar basittir. Siz 794 milyar TL içerisinde Cumhurbaşkanlığına ek ödenek vererek ve bunu ek bütçeden kaçırarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neden bunu 1.9 trilyonun tamamını ek bütçe olarak meclise bütçe düzenlemesi içerisinde getirmiyorsunuz? Bütün bunlar işin bir mali politikasından ve disiplininden ne kadar uzaklaşarak sürdürüldüğünün kanıtıdır. Daha önemli bir konunun altını çizmek isterim sayın basın mensupları. Bu 1.9 trilyon TL'lik gerçek toplam ek bütçe içerisinde depreme harcanacak bölüm yasanın gerekçesinde de belirtildiği gibi yalnızca 527.3 milyar TL'dir. O halde kamuoyuna bu ek bütçe düzenlemesini deprem nedeniyle getiriyoruz denilmesi maddi gerçeğe tümüyle aykırıdır. Çünkü bu 1.9 trilyon TL'nin 527 milyar lirasını deprem için harcayacağınızı ifade ettiğinize göre demek ki ek bütçenin %25'i yaklaşık depreme ayrılıyor. %75'i o derin kaybolan Gayya kuyularında kendi vergilerimiz olarak, yurttaşın vergileri olarak maalesef kaybolmaya devam edecek. Motorlu taşıtlar vergisini iki kez alıyorsunuz. Bunu 1999 yılında Anayasa Mahkemesi olumlu görmüş ve başvuruyu iptal etmemiş. Buna karşılık 2003 yılında iki kez Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlar vergisinin ve diğer vergilerin birden fazla alınmasını iptal etmiş. Ne gam? Anayasa Mahkemesi geçmişte iptal ederse etsin, bir kere daha getiririz. Bakalım bu Anayasa Mahkemesi'nden geçecek mi? Sevgili arkadaşlar, denilebilir ki 1999'da işte Anayasa Mahkemesi deprem nedeniyle bu düzenlemeyi uygun görmüş. Bu bence savunulabilecek bir argüman değildir. Çünkü biraz evvel altını çizdiğim gibi toplam ek bütçenin yalnızca %25'i depreme hasredilmektedir. O halde %75'i için bu argüman söz konusu değildir. Üstelik de en lüks araca binenle traktör kullanan köylünün, yoksul köylünün ayrılmadığı ve herhangi bir sınıfsal duyarlılık taşımayan bu düzenlemenin adalet ilkesine uyarlı olduğunu da kimse söyleyemez. Elbette bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bu konuda yurttaşın ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsanız, sıradan hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sıradan bir kamyon şoförünü, taksi şoförünü çevirin, motorlu taşıtlar vergisine gelen iki kat zam mı nasıl değerlendiriyorsun, mazota gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorun. Onların cevapları size bir tokat gibi çarpacaktır. Peki yurttaşa bu vergi yükünü yüklüyorsunuz da sermaye sınıfları için ne düşünüyorsunuz acaba? Bakınız 12 Ekim 2020 tarihinde dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir arkadaşımızın soru önergesine verdiği yanıtı sizde okumak istiyorum. Son 10 yıl içerisinde vergi, resim, harç, istisna belgesini kaç kez ve hangi firmalar için düzenlediniz? Yanıt verelim. Cengiz İnşaat için 30 kez, Colin İnşaat için 36 kez, Makyol için 24 kez, Kalyon için 19 kez ve Limak için yine 19 kez. Yani siz, üzülerek ifade ediyorum ki, yandaş sermaye firmalarının
vergilerini silerken, istisna düzenlerken, onların tarh edilmesine engel olurken yoksul yurttaşımızın üzerine vergi yüklemekten kaçınmıyorsunuz. Bu da aslında sizin hangi sosyal sınıflara dayandığınızın çok açık göstergesidir. Peki bunu hangi yurttaş üzerine ve hangi iktisadi düzlemde yapıyorsunuz? Bakın, Mayıs ayında TÜİK işsizlik oranının 0.5 daralarak %9.5'a düştüğünü ve işsiz miktarının 3.3 milyon olduğunu ifade ediyor. Peki geniş tanımlı işsizlik oranı DİSKAR'ın araştırmasına göre ne kadar? %22.5 toplumun oranı ve 8.5 milyon insan işsiz. Siz işsizlik rakamlarını dar tanımla, geniş tanımla saklayarak ve bu sosyal toplumsal durumun üzerine vergi yükleyerek olsa olsa yurttaşı yaşayamaz hale getirirsiniz. Bir de Dünya Sefalet Endeksinden bahsetmek isterim. Enflasyon, işsizlik ve yüksek borçlanma oranları maliyetleri üzerinden hesap edilen Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye 10. arkadaşlar. 157 ülke arasında 10. Bizden yukarıda olan ülkeleri sayayım. Zimbabwe, Venezuela, Suriye, Lübnan, Sudan, Arjantin, Yemen, Ukrayna, Küba. 10. Türkiye'dir. Eğer bunu da dış güçler yaptı demeyecekseniz, enflasyona, işsizliğe ve yüksek borçlanma maliyetlerine bilimsel ve maddi gerçeğe uyarlı bir bakış atacaksanız, aslında yurttaşın içinde bulunduğu durumu çok iyi ifade ediyorsunuz demektir. Peki hangi enflasyon ortamı içerisinde memur zamları yapılıyor? Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı diyor ki 2023 Haziran'ı itibarıyla enflasyon oranı %38.21'dir. Toplumda buna inanan bir kişi var mı acaba? Örneğin kredi çekmeye çalışırsanız ya da kira artışlarını gözlerseniz gerçek enflasyon ne kadar? Elbette tartışmaya açıktır ama ENAG yıllık enflasyonun %108.58 olduğunu söylüyor. Birisi %38 diyor, öbürü %108 diyor. Peki bu ortamda maaşlara ne kadar zam yapılıyor gelen torba kanunla? Memur maaşlarına %17.55 artı 8.000 TL seyyanen zam. Bunun yetersizliği ortadadır ve kamu çalışanı grupları arasındaki adaletsizliği de bir başka önemli sorun olarak gündemdedir. Emekli maaşlarının durumu ne? Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de 6.5 milyona ulaşan emeklinin aylık maaşı yalnızca 7.500 TL'dir. Bunlara da zam yapamama başarısını AKP hükümeti göstermiştir. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ne diyor? Bu seyyanen zamlar emeklilere de yansıtılsın diyor. Ayrıca kök maaşlara, yani taban aylığına bunları yansıtmıyorsunuz, bunları da yansıtın diyor. Bunu kim söylüyor? Biz söylemiyoruz. Bunu iktidarın ortağı söylüyor. Abdullah Güler de AKP yetkilisi ona yanıt veriyor. Doğrudur ama bütçe olanakları da belli diyor. Şimdi bu bütçe olanakları belliyken, memura %17.5 zam yaparken ve 8.000 TL seyyanen zam yaparken, emekliye bu seyyanen zammı da yapmazken ve bunları da bütçe yetersizliği olarak açıklarken Cumhurbaşkanı maaşını ne kadar artırıyorsunuz? %39 artırıyorsunuz. Demek ki yetersizlik memura ve emekliye, Cumhurbaşkanı maaşı gelince yetersizlik gibi bir durum söz konusu değil. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama bir memlekette eğer bir bütçe sorunu varsa iş önce tasarruftan başlar. Tasarruf da saraydan, uçaklardan ve araç filosuyla size simgelenen bir hale dönüşür. Yurttaşa örnek olmak istiyorsanız önce kendiniz tasarruf edeceksiniz, sonra da yurttaştan bir şeyler bekleyeceksiniz. Peki bu maaşlar, bu maaş artışları gerçekten satın alma gücü açısından etki yaratabiliyor mu? Bu enflasyon ortamında şüphesiz etki yaratamıyor. Bir başka önemli konu da vergi dilimleridir. Çünkü vergi dilimleri aslında bu brüt maaşların hızla elinizden kaymasına neden oluyor. Bakın arkadaşlar, yaptığımız çalışmaya göre 2002'den bu yana
yeniden değerlendirme oranına uygun bir artış yapılsaydı, bugün 70 bin TL olan birinci vergi dilimi aslında 115 bin TL olmalıydı. Yine bugün 150 bin TL olması gereken ikinci vergi dilimi de 150 bin TL olan ikinci vergi dilimi de gerçekte 290 bin TL olmalıydı. Bu da yurttaşın cebinden aslında teknik bazı uygulamalarla paraların nasıl alındığını gösteriyor. Torba kanununda bir başka düzenleme kira artışlarını %25'te sınırlıyor. Bakın arkadaşlar, yaşamınıza bakın. Beyaz yakalılarda dahil olmak üzere kira sorunu yaşamayan, ev sahibiyle bir sorun yaşamayan bir tek kiracı gördünüz mü? TÜİK'in kendisi kira artışlarını %71 olarak tanımlıyor. Buna karşılık siz %25'lik bir tavanla bu artışları durdurmayı planlıyorsunuz. Hukuk bir üst yapı düzenlemesidir. İktisada uygun olmayan hukukun uygulanabilme şansı yoktur. Bu olsa olsa ev sahibiyle kiracı arasında yeni tartışmaların, yeni kavgaların ve dağ gibi yükselen hukuk dosyalarının, icra dosyalarının sonuçlanmasıyla karşımıza çıkar. Hep diyoruz, bir kere daha söyleyelim. Bu işleri böyle yapıyormuş gibi görünmekten vazgeçin. En düşük emekli maaşını asgari ücret düzeyine yükseltin. Ve tabii kısaca Mehmet Şimşek'in Körfez ülkelerinde yaptığı geziye de dikkat etmek isterim. Dikkat çekmek isterim. Demek ki ek bütçe yapıyorsunuz, yetmiyor. Yurttaştan vergi alıyorsunuz, yetmiyor. Körfez ülkelerinden, kuralsızlığıyla bilinen ülkeler bütününden üzülerek ifade etmek istiyorum ki para dilenmeye gidiyorsunuz. Bu tablo Türkiye'nin nasıl bir uçuruma sürüklendiğinin çok açık örneğidir. Sevgili arkadaşlar, bitirirken çok önemli bir, çok üzücü bir düzenlemeye de, düzenleme çağrısına da dikkat çekmek isterim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin diyor ki, yurttaşlar kız çocuklarını erkek çocuklarıyla aynı okullara göndermiyorlar. Bu nedenle kız çocuklarının okullaşma oranlarında bir düşüş oluyor. Bu nedenle kız okulları açalım. Yusuf Tekin'i biz müsteşarlığından tanıyoruz. Yusuf Tekin'i siz Milli Eğitim Bakanı yaparsanız, tarikatların bu taleplerini bakanlığa taşıma konusunda zaten ona yol açmış olursunuz. Peki biz bir ciddiyet içerisinde Yusuf Tekin'in ifade ettiği verinin doğru olup olmadığına bakalım. Kız çocuklarının okullaşma oranları. Arkadaşlar, çocuk dediğimiz okul öncesi 5 yaşta. Kızda %81.41, erkekte %81.85. Demek ki aynı, %81. İlkokulda kızda %93.12, erkekte %93.20. Demek ki aynı. Ortaokulda kızda %89.73, erkekte %89.95. Demek ki aynı. Ve nihayet orta öğretimde kızda %89.29, erkekte %90.03. Yani arada %1'lik bir farklı dilim asla söz konusu olmamış. Demek ki Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden zattın kendi karanlık düşüncesini Türkiye toplumuna egemen kılmak için ileri sürdüğü veri maddi gerçeğe aykırı. Kız çocuklarımızla erkek çocuklarımız arasında okullaşma oranı açısından anlamlı bir fark yok. Ama ben ona şunu tavsiye ederim. Bu %89'da kız ve erkek çocukları birleşmişse o %11'in, yani okula gidemeyen, ortaokula, ilkokula gidemeyen %11'in kız ve erkek çocuğu ayırt edilmeksizin neden okula gidemediğini araştır ve bunlara yönelik bir önlem geliştir. Örneğin 3 milyon mevsimlik ve gezici tarım işçisinin çocuklarının neden okullaşamadığını, 20 yıllık iktidarınız döneminde neden bu alanda hiçbir adım atamadığınızı topluma çıkın, bir öz eleştiri yapın ve ondan sonra da bir eylem planı ortaya koyun. Dolayısıyla yeni yasama döneminin başlangıcında bu torba kanunuyla getirilen düzenlemelerin tümüyle yurttaşa ek vergi yükü getirdiğini
ifade edelim. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere anayasaya aykırı olan düzenlemeler için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğimizi söyleyelim. Hep derler ya CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşa yeniden ikinci kez motorlu taşıtlar vergisi yükleyemeyin diye Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Kendi yararımıza değil, yurttaşın yararına Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Ve elbette genel kurulda memurlarımızın, emeklilerimizin, çalışanlarımızın özlük haklarının geliştirilmesi için gerekli önergeleri vereceğiz. AKP'nin ve MHP'nin de buna yönelik tutumlarını not etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Basın toplantımız bu kadar. İlave bir sorunuz var ise yanıtlamak isterim. Grup başkanından bahsettiniz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler zamları ve ek vergileri savunurken Japonya'nın tsunami sonrası gelir vergisini 2 puan artırdığını, Avustralya'nın da sel felaketi sonrası yine altyapı vergisi aldığını ifade ediyor. Söyle, doğru. Ama hani karşılaştırdığımızda milli gelir açısından baktığımızda Japonya'nın kişi başı milli geliri 40 bin dolar. Avustralya'nın 55 bin dolar civarında. Hani bu çerçevede alım gücü vatandaşın milli gelirden aldığı pay açısından bakıldığında bu vergileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de depremle ilgili yardım kampanyaları düzenlendi. Toplanan paralar var. Bu paraların evet. Nereye gittiğine ilişkin bir görüşünüz var mı? Arkadaşlar hep beraber siyasetin toplumdaki saygınlığını yeniden kazandırmak zorundayız. Bu bağlamda her türlü argümanımızı bir veriyle, bir sosyal gerçeklikle desteklemek zorundayız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 40 bin, 50 bin dolar kişi başına milli geliri olan ülkelerle Türkiye'yi karşılaştıramayız. Türkiye'de bu rakam tartışmalıdır ama 10 bin dolar düzeyindedir. İlk söyleyeceğim bu. İki, Abdullah Güler'e sormak lazım. 1.9 trilyon TL'lik toplam ek bütçenin yalnızca %25'ini, 520 küsür milyar lirasını depreme tahsis ediyorsunuz. Geriye kalan 1.5 trilyon TL'sini deprem dışı harcamalarda kullanacaksınız. O halde niye Japonya'da tsunami sonrası bir dönemle bunu karşılaştırıyorsun? Yalnızca 527 milyar TL'lik bir ek bütçe getirirsin. Bunun da tümünü depreme tahsis edeceğini söylersen bu bir anlam kazanır. İki, deprem bölgesinde yaptığınız konutları yurttaşlara ücretsiz mi veriyorsunuz? 2 milyon TL'nin üzerindeki rakamlarla yurttaşlara ev sahibi yapacaksınız. Bunların da yarısını kredilendirerek yurttaşı borçlandıracaksınız. Yani yurttaşa siz bedava bir şey vermiyorsunuz ki. Zaten yurttaştan onların parasını alıyorsunuz. Dolayısıyla bu söylemlerin yapılmaya çalışılan iktisadi rant düzenini saklamaya yönelik çabalar olduğunu ama bu çabaların bir sonuç doğurmayacağını ifade etmek isterim. Hayır, yanlışlık yok. Basın toplantısında çok açık söyledim. 1.1 trilyon TL'yi ek bütçeyle getiriyor. 794 milyar TL'yi de torba kanunu içerisinde Cumhurbaşkanlığına ödenek artışı olarak koyuyor. Bu bir ek bütçe toplamıdır. 1.9 milyar TL. Biz zaten onu getir ek bütçenin içine koy. Niye ayrıca koyuyorsun diyoruz. Nihayetinde 1.9 milyar liranın 527 milyar lirasını depreme tahsis ettiğin için rakam %25, oran %25. Evet, estağfurullah. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin... teşekkür ederim. Yani bakın, siyaseti derin polemiklerle yapmak marifet değildir, kimseye de yarar sağlamaz. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu U dönüşlerini bilmeyen yok. Ve bu bağlamda da NATO üyeliğine yönelik karşı çıkarken İsveç'e yönelik yüklenmelerinin sonrasında böyle bir karar çıkacağını, yani İsveç'in NATO'ya üyeliğini Türkiye'nin, AKP hükümetinin kabul edeceğini hepimiz biliyorduk, hepimiz tahmin ediyorduk. Şimdi argümanlara yeniden dönelim. Neydi iki argüman? Bir, İsveç her türlü terör eyleminde terör örgütlerine adeta bir ev sahipliği yapıyordu. Peki İsveç'in bu durumunun ortadan kalktığına yönelik hangi maddi gerçek ve hangi veri var önümüzde? Hangi politik
taahhüt var, hiçbir şey yok. İki, daha geçen hafta İsveç'te Kur'an yakıldı. Kutsal kitabımızın yakılması karşısında bütün siyasal parti grupları tepki gösterdiler. İsveç'in bu eylemi bir kez daha, eylemin bir kez daha yapılmasına izin vermeyeceğine yönelik herhangi bir işaret var mı? O da yok. Peki karşısında Türkiye bunlara hayır dedi de, hayır derken bir pazarlık yaptı. Ne yaptı? Mesela F-16'da bir ilerleme mi sağlandı? Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda bir adım mı atıldı? Bunların tamamı kamuoyunun reaksiyonunu dindirmek için ortaya konulan boş argümanlardır. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir U dönüşüne daha hep beraber tanık olmuş olduk. Peki meclise gelmesi durumunda İsveç'in üyeliğine CHP ne diyecek acaba? Bugün bir grup önerisi olarak gelecek. Gelen grup önerisinde biz bunun meclis araştırmasına, meclis genel görüşmesine açılmasını teklif edeceğiz. Bu ne anlama gelecek? Bütün siyasal parti grupları İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki görüşlerini organize etsinler. Burada eğer AKP ve MHP grubu bu görüşmenin açılmasına yönelik olumlu teklif verirlerse biz de zaten burada görüşlerimizi ifade edeceğiz. MHP ne dedi Devlet Bahçeli? Biz NATO'yu da biliyoruz, İsveç'i de biliyoruz dedikten sonra ancak dedi memleketin yüksek menfaatleri nedeniyle burada tutumumuzu buna göre geliştiririz. Mesele de Erdoğan'ın vereceği karara bağlıdır. Biz NATO'yu da biliyoruz, İsveç'i de biliyoruz diyorsanız o halde kararı niye bir başkasına devrediyorsunuz? Kararınız neyse bunu ifade edin. Genel görüşmede net olarak tavrınızı koyun. MHP'nin tavrını görelim, AKP'nin tavrını görelim. Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi doğrultusunda mecliste genel görüşme açıldığı zaman fikrini söyleyecektir.